Herkese merhaba. Serimizin ikinci bölümü. Bu sefer pazar yeri Singapur. Yine satış yapılan bir ürünü inceleyeceğiz. Yani listelenmiş ancak satış yapılmıyor. Böyle bir ürün incelemiyoruz. Rankı iyi olan, rankı bizi tatmin eden bir ürün inceleyeceğiz. Yani satış sıralaması olan bir ürün inceleyeceğiz. Bu ürün hem Singapur'da satılacak hem Türkiye'de satılacak. Aralarındaki fiyat farklarını inceleyip maliyet hesaplaması yapacağız. Bakalım kar elde edecek miyiz? Ürün, ekranda gördüğünüz ürün neymiş bu ürün? Duş şortu. Ürün duş şortu mu? Bu ürün markalı bir ürün yine. Ürün incelerken tabii ki de Amerika'daki gibi analiz programları burada çalışmayacak. Yani Helmut Tan ve Cangus Kağıt'la bu ürünü analiz edemeyeceğiz maalesef. Tek analiz edeceğimiz nokta ratingleri, yani bestseller rankları şurada bulacağımız. Singapur'da dropshipping yaptığımız için buradaki rankları hemen hemen kaç adet sattığını tahmin edebiliyoruz. Amerika gibi tabi hızlı bir pazar yeri değil. Amazon'un en trafiği en düşük pazar yerlerinden bir tanesi Singapur. %90 Türk arkadaşlarımız %90 dropshipping yapıyor. Ben de burada yapıyorum. Ondan dolayı nebze biliyoruz. Ranklara baktığımızda burada dikkat edeceğimiz nokta şu. Burada ana kategoride tuz kategorisinde 7.934. sırada, ilk 10.000'de ise Singapur'da günde 3 adet satıyordur. Bunu söyleyeyim. Bu ürün 3 adet satıyordur günde. Ve neye dayanarak söylüyorum? Hem ana kategoride hem de diğer küçük kategorilerde de rankları iyi. Bakın şimdi burada ana kategoride olur, bir de alt bir tane kategorisi olur çoğunlukla ürünlerin. Burada 1, 2, 3, 4 kategori. 4 tane farklı kategoride müşterinin karşısına çıkıyor. Yani şurada mesela ilk yüzde bu onarım kitlerinde mesela çevirelim bu. Onarım kitlerinde ilk 3 sırada. İlk yüzde ilk sırada. Yani bakalım şöyle bakın. Burada şöyle yine Türkçe çevirdiğimizde trim ve onarım kitlerinde en çok satanlar da 3. sırada. Bu keyword'de arayanların karşısına bu ürün çıkar. Çünkü bestseller listede 3. sırada. Bu küçük kategoride. Hortumlar kategorisinde 17. sırada. Bu da farklı. Hortumlarda da 17. sırada. Bakalım. Doğru. Evet. Duşlar ve duş parçalarında 175. sırada. Yani ilk yüzde değil. Yani 3, 4 farklı bir ana kategori, 3 alt kategoride bu ürün satışta. Bizim avantajımıza, yani burada 2 kategori olmasından olsaydı belki bu kadar hani günde bir tane bile satmıyor diyebilirdim. Ancak farklı 3 kategoride, alt kategoride olması ve ana kategoride de rankının iyi seviyede olması bu ürünün sattığını gösteriyor. Bu ürün bir tane ratinge bağlı. Yani 3 tane müşteri geri bildirim almış. Tabi globalde bu ürün varsa globaldeki ratingini bilmiyorum ama Singapur'da şu adet almış. Tabii ki de Singapur'da bu rating normal. Bunu söyleyeyim. Amerika'da olsa çok büyük, çok az derdik ama Singapur'da normal. Çünkü Singapur Amazon Singapur yeni olduğu için orada müşterilerin geri bildirim şeyi yok. Yani alışkanlıkları yok. Amerika'da olsa müşteriler çoğunlukla geri bildirim hem satıcıya hem ürüne bırakırlar. Ama Singapur'daki müşteriler henüz daha Amazon'un yapısını anlayamadı bence. Geri bildirim alışkanlıkları yok. Yavaş yavaş ediniyorlar. Şimdi bunları konuştuk. Bir tane satıcı var. Kimler bunlar? Bir, Amazon Amerika 57 58'e satıyor. Sabina Store diye bir muhtemelen dropshippingçi bunu 57'ye satıyor. Biz bu ürünü FBA gönderelim. FBA gönderirsek burada bir farklılığımız oluşur. Bakalım FBA'de ne kadar alıyor? Tabii burada her üniten çalışmadığı için %12, %10 gibi hesaplayacağız. Çünkü genellikle %10 ile %15 arası komisyonlar olur. Calculator'a gerek yok. Buradan hesaplayabiliriz. Ben bu ürünün böyle
satıldığında yine Buybox'taki fiyat alacağız. Bakın Amazon'dan Buybox'ı da almış satıcı da karşılaştığımız bir şey. Yani Amazon kendisi sattığı halde Buybox'ı satıcısına vermiş. Bir tane de stok kalmış burada. Şimdi bu ürünü şöyle de incelenebilir. Amerika'dan da bakılır. Ama bizim konseptimiz Türkiye olduğu için ben neden bakıyorum. Belki Amerika'da daha da avantajlı olabilir. Çünkü dropshipping diyor bunu. FBM satıyor. Yani kendi deposuna gönderiyor gibi satıyor. Yani dropshipping satıyor. Belki Amerika'da daha düşük fiyatlarda olabilir. Ben Türkiye'den geleceğim çünkü konseptimiz o. Ve 57 dolara satıldığında biz de 56-57 dolara sattığımızı düşünelim. Yani rekabet edelim fiyat konusunda. Yeni bir mağaza olduğumuzu düşünerek ve Singapur'da geri bildirim çok müşteri vermediği için muhtemelen geri bildiriminiz de yoktur mağaza olarak çoğunluğunuzu. Bundan dolayı fiyatta daha rekabetçi olmak lazım. Ama FBA satıcısınız. Bundan dolayı da aynı fiyatı verseniz, 3 dolar fazla fiyat verseniz de Buybox tekli butonu size geçecektir. Çünkü FBA satıcı her zaman Amazon'un gözünde daha iyidir, garantidir. Biz yine 57'den hesaplayalım, yani düşükten hesaplayalım. 57'den hesapladığımızda benim görüşümce 112, 113 olarak hesaplayalım. Ben fazlasıyla %15, %14 hesaplayalım. 7 doları eleyelim. 7 dolar düştüğünde 50 dolar kalıyor. 50 dolar bize Amazon'un ödeyeceği ücret. Şimdi hemen Türk lirasına çevirelim. 50 dolar. 400 TL. 400 TL Amazon bize bu ürün için ödeyecek. Şimdi hepsi buradaya gelelim. En ucuz ürün bu. Hepsi burada da. Şu anda aynı ürün. Şöyle ben bunun aynı ürün olduğuna nereden karar verdim? Bir de varyasyonu da var ya bunun. Ama biz 59 inç olanı tespit ettik. Yani diğer varyasyon da olabilir ama 59 inci ben şu an yapıyorum. Analiz ediyorum. 59 inci çevirdiğimizde 1500 metre yapıyor. 1500 metre de burada 59 inç Amazon'da yazan de çevrildiğinde buradaki aynı ürün her şeyiyle aynı ölçüsüyle de aynı. Şimdi bize ürün kadar bırakıyordu. 400 TL. Yazalım 400. 119 TL'de aldık. Kargo dahil mi? Neyse çok önemli, karlı bir ürün çünkü. Ve yine söylüyorum. Önceki videoda da izlediyseniz söyledim. 119 TL buradaki satıcının hepsi buradaya verdiği fiyat. Yani buradaki satıcı 119 TL'ye müşterisine bu ürünü sattığında 15 komisyon ödeyecek. 15 ödediğinde biz bunu 20 TL olarak hesaplayalım. Yani 100 TL kaldı ya da 19 TL olarak hesaplayalım. 100 TL kaldı değil mi? Kargo ücretsiz mi? Kargo ücretsiz yazmıyor. Demek kargo ücretli. Önemli değil. 100 TL kaldı. Yani 100 TL'ye satıyor. 19 TL'ye sattığında 100 TL kalıyor. 100 TL kaldığında da bu satıcı bundan kâr elde ediyor. Demek ki bu üründen %20 kâr elde etse eder. %20 kâr dropshipping yapmıyorsa Türkiye'de %20 kâr elde ediyordur. Yani bir toptancı ise %20 kesinlikle kâr elde ediyordur. O zaman 80 TL bu ürünü bu adam bu mağaza 80 TL'ye ya da 70 TL'ye mal ediyor. 119 TL satıyor. 100 TL kalıyor. 20 TL %20 de kâr elde ediyor. O zaman biz yine en üst seviyeden hesaplayalım. Hiç uğraşmayacağınızı varsayıyorum. Yani uğraşırsanız 100 TL alırsınız. Oradan da bir ufak bir kâr daha olur. Hiç uğraşmayacaksınız. Sepete ekleyip 10 tane 20 tane alacaksınız diye düşünüyoruz. O zaman 119 TL'den hesaplayalım. 120 TL diyelim. Eksi 400 eksi 120. 400 neydi? Komisyon Amazon'da sattığımızda 57 dolara sattığımızda ki FBA'yı da söyleyeyim. FBA sattığımızda hesaplamada yanlışlık yaptık. FBM komisyonu hesapladık. Biraz da düşürelim. Tabii varsayımlı konuşuyorum. Şimdi FBM'de yani dropshipping'de komisyon biraz daha azdır. Çünkü kendi deponuzdan ürünü gönderiyorsunuz.
FBA'de biraz daha komisyon fazladır çünkü Amazon sizin yerinize seri ürünleri gönderiyor. Bundan dolayı ben buradan yine 10 dolar, hatta 45 diyelim. 12, 12 dolar, evet. 12 dolar düşelim. Yani 7 dolar düşmüyoruz, 12 dolar düşüyoruz. FBA fee'si biraz da fazla olduğu için tam hesap yapalım. Biz burada 45 dolar olarak hesap. Yanlışlık olmasın, fazla olmasın. Yanıltmayalım. 358, 360 TL. 400'ü silelim. 360 TL bize kalan net rakam. Biz kaç alıyoruz? 119 alıyoruz. Bakın en yüksek fiyat. 119 eksi 119. Evet. 141 TL bu üründen sattığımızda, FBA olarak sattığımızda arbitraj sattığımızda 241 TL kalıyor. Ancak henüz Türkiye'den Singapur'a kargoyu hesaplamadık. Türkiye'den Amerika'ya, Türkiye'den İngiltere'ye, Türkiye'den Kanada'ya olan kargo ücretiyle Singapur'a olan kargo ücreti aynı değil. Biraz daha fazladır. Ben bu ürünün birim olarak yüksek hesaplayacağım kargosunu. Ben bu ürünün FBA olarak gönderdiğimize bakın. Gidip de tek tek gönderirseniz bu 30-40 dolara gider. Ama FBA olarak gönderirseniz ve 30 kilogram üzeri gönderirseniz maliyet 7-8 dolar, maksimum 10 dolar bandına düşer. Gelir. Ben bu ürüne FBA olarak da olsa 10 dolar kargo ücreti koyuyorum. 10 dolar FBA çok yüksek. Bu ürün sonuçta belki hafiftir. Hemen hafiftir. Kutuya yani desilik kutuya 10 desilik bir kutuya kaç tane girer? Yani onun için orada bir hesap fazlasıyla hesap yapıyorum ki zarar etmeyin diye. Tabii bunu kargo firmalarında danışıp fikir alabilirsiniz. Yine bu ürün gümrükle alakalı sorun çıkartmayacak bir ürün. Ben buna dikkat ediyorum. Muhtemelen 190 gümrükte bir sıkıntı yoktur. Yani ekstra bir belge istenmez. Şimdi ben bu ürünü 10 dolara hesap, 10 dolar kargo ücreti olarak hesaplıyorum FBA'de. 80 TL. 80 TL düşelim. Kargo ücreti 80 TL. Evet. 161 TL bu üründen karlılık var. 161 TL. Şimdi bu ürün günde 3 tane yani 3 tane satıyor diye tahmin ediyorum. O zaman biz FBA sattığımızda şimdi burada Amazon var. Amazon 57'ye 8'e diğer dropshipping satıcı muhtemelen 57'ye satıyor. Biz de 57'ye satıyoruz. 57'ye sattığımızda komisyonları her şeyi hesapladık. Fazlasıyla her şeyi. Biz de 57'ye satalım. Günde 3 tane satıyor diye düşünüyoruz. Hadi günde biz bir tanesini satalım. Bir tane. Aslında hepsini biz satarız. Çünkü Amazon girip çıkıyor zaten listelerden. FBA sattığımız için bakın bu dropshipping yaptığı halde bu da Buybox'ı Amazon satıcıya vermiş. FBA satıcıya, dropshipping satıcıya. O zaman biz FBA yaptığımızda muhtemelen Buybox'ı bize verecektir. Sonuçta Amazon da ürünü Amerika'dan kargoluyor. Bakın. Sürelerine bakın. 7 Nisan'a kadar normal kargosu 7 Nisan. 7 Nisan'a günden itibaren 8 falan var. 8. Daha fazla. 10 gün, 11 gün var. 11 günde gönderiyor. FBA satıcı olduğumuzda biz kendimiz olduğumuzda Amazon'dan daha hızlı göndereceğiz. Amazon Amerika deposu. Bunu da göze alıyoruz. Ben bu üründen günde bir tane satılacağını, en minimum bir tane satılacağını düşünüyorum. Kendi adımıza, kendi mağazamıza bir tane sattığımızı düşünüyorum. O zaman ayda 30 adet yapar. Çarpı 30 diye. Evet. Yine geçen ürünle aynı karlılıklara geldi. 4830 TL bu üründen karlılığımız var. Ancak yine bunları hep söylüyorum ama en yüksek fiyatlardan hesaplıyorum. Kargoyu 10 dolar hesapladım. Ürünü buradaki fiyatına göre hesapladım. Komisyonu fazlasıyla hesapladım. Amazon komisyonu. Bunları göz önünde bulundurup benim tahminimce uğraşılırsa toptan kısmında uğraşılırsa kargo kısmında iyi bir anlaşma yapılırsa 30 kilogram üzeri gönderilirse bu üründen aylık
bir kişinin bir mağazanın net karı 6-7 bin TL. Onun için ya benim düşüncem bu. Belki doğru bilmiyorsunuz ama ben sales rank grafiğine göre konuşuyorum. Benim dropshipping yaptığım tecrübeye göre konuşuyorum. Dropshipping yaptığımızda biz Singapur'da bu tarz renkleri seçiyoruz. Bunlarda rekabet etmeye çalışıyoruz. Bu ürün en az 6-7 bin TL kar elde getirebilir. Bunu da söyleyeyim. Ben bu ürünün faydalı olacağına inanıyorum. Singapur'da yeni satıcılarımız dropshipping değil de FBA modelinde bunu bir denesin. Mutlaka sonuç alacaktır. Eğer dip fiyat alırsanız zaten ürün rank kazanacak. Daha uyguna satarsanız biraz daha belki kurtarıyorsa tabii bunu çok önermem ama biraz da uyguna satarsanız bunun rankı 7000'den 5000 seviyelerine ilerleyecek. Bu sefer alt kategorilerde sıralara yerleşecek. Daha da iyi olacak. Bu sefer daha da satış olacak. Müşterinin karşısına daha çok çıkacak. Bundan dolayı bence bu ürünü bir FBA olarak deneyin. Güzel bir ürün. Umarım faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduğuna inanıyorsanız Instagram'dan takip edin. Orada motivasyon paylaşımları yapıyoruz. Amazon'da satış başarılarımızı paylaşıyoruz. Oradan da bizi takip ederseniz mutlu oluruz. Videomuzu beğenirseniz yeni seri de gelmiş olur. Bildireyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.